Şimdi tanımlamasını yapmış tabii. Bunu önceden bilmek zorunda değiliz. Burada ne diyorsa ona göre hareket edeceğiz. Birden büyük asal olmayan sayılara kompozit sayı deniyormuş. Şimdi birden büyük asal olmayan sayılar. Asal olmayan bir sayı olacak. Şöyle denmiş. Kompozit sayılar en az iki asal sayının çarpım biçiminde yazılır. Zaten sayı asal değilse böyle demiş. Asal olmayan diyor kompozit sayı için. Asal değilse zaten çarpanları olacak demektir. Çarpanları olmasaydı mesela 11 sayısı çarpanları yok. 1 ve 11. Bunun çarpanları yok. Bu asaldır. Zaten asalın tanımı bu. Bir numara kesinlikle doğru olacak. Birden fazla asalın çarpımı olmalı. Asal olmayan bütün sayılar böyle yazılır. Mesela 10 sayısı 2 çarpı 5. 20 sayısı 4 çarpı 5 gibi. Tabii bunları asal biçiminde de yazabilirsin. Ama şöyle mi demiş? Kompozit sayılar en az iki asal sayının çarpım biçiminde yazılabilir. Yani şu uygun değil tabii. Bu asal olmadı. Bunu mu demek istiyor acaba? Şimdi en az iki asal sayının çarpımı. Yok, onu dememiş. Evet, yine asalların çarpımı olarak yazılabilir. Bir doğru. En az iki asal sayının çarpımı biçiminde yazılabilir. 12'ye gelelim. Süper kompozit şöyle tanımlanmış. Şimdi kendi şunun şeylerini bulalım. Pozitif bölen sayısını. 12'yi şöyle çarpanlarına ayırırız. 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1. Bunun pozitif bölen sayısı 2'nin bir fazlası. Çarpı 1'in bir fazlası. Buradan 3 çarpı 2'den 6 tane. Bunun pozitif bölen sayısı 6. Bundan küçük olan sayılara bakacağız. Eğer 6'dan daha büyükse, daha fazla pozitif böleni olan varsa bundan küçük sayılar içerisinde bu süper kompozit olmayacak. Şimdi 12'den küçük olan sayıların 6'dan fazla pozitif böleni olması için şöyle olması lazım. Yani 3 çarpı 2 6 etti. Şu üstlerini düşünürsek kuvvetleri biri P işte asallar olarak düşünürsek diğeri K olsun. Mesela biri 2, diğeri işte diğeri de 2 olsa iki ayrı böyle kareli asalların çarpım biçiminde olsa şunun bir fazlası 3, bunun bir fazlası 3. Böyle 9 elde edebiliriz. Ama 12'den küçük olan sayılar, mesela 11 zaten asal olmaz. 10, 2 çarpı 5, bunun 4 tane olacak birer olduğu için. Olmayacak. Bu olmaz. Başka da bir sayı bulamayız yani. 8'e, 6'ya vesaireye bakabiliriz. Bulamayacağız. Yani bu sayı kesinlikle süper kompozit olacak. Bu tanıma göre. Şuna göre süper kompozit olamaz diyor. Asal sayılar. Yani herhangi bir asal sayı alalım. Mesela 7 sayısı asal. Bunun pozitif bölen sayısı 2'dir. Pozitif bölen sayısı 2. Biri 1, diğeri 7. Bundan küçük başka bir sayı alıyorum. 6. 6'nın pozitif bölen sayısı bu sayı 2'nin birinci, 3'ün birinci kuvveti olduğu için birer fazlası. Bunun pozitif bölen sayısı 4 olacak. Bunun daha fazla var. 7 süper kompozit değil o zaman. Ama sadece tek bir sayı için değerlendirdim. Bu yeterli değil. Başka diğer asallara da bakmak lazım. Şöyle iki asalına bakarsak, iki asal bir sayı. Şimdi 2'nin pozitif bölen sayısı, pozitif bölen sayısı 2. Biri 1, diğeri 2. 2 tane var. 2'den küçük. Şimdi şeyden doğal sayıdan bahsediyor. Bir doğal sayının diyor. 2'den küçük doğal sayı olarak 1 var sadece. Tabii 0 da alabiliriz de 0 almasak daha iyi. Şimdi 1'in pozitif bölen sayısı 1. 1'in sadece pozitif bölen sayısı 1. Kendinden küçük olan sayıların pozitif bölen sayısı küçük oldu kendisinin pozitif bölen sayısından. O halde bu yanlış bir ifade. İşte asalımız süper kompozit oldu 2. Bu ifadeye göre 2 süper kompozit oluyor. Yani 1-2 doğru olacak.